başladı. Setinde Tolunay Donat'la, yani namı değer komşu Nurten'le beraberim. Röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Üstümüzde kostümünüz var. Biraz sonra çekime gireceksiniz. Hemen sorularıma başlamak tabii istiyorum. Oyunculuk hayatınız nasıl başladı? İlk başta bunu soracağım. Güzel. Aslında oyunculuk hayatım benim bale eğitimimle başladı. 3,5 yaşında ben baleye başladım. Teyzemin kurucusu olduğu Sihirli Papuçlar Bale Okulu'ndan. 3 yaşından sonra yaklaşık bir 19 yaşına kadar müzikaller, bale istalyeli. Bu oturuş baleden kaynaklanıyor o zaman. Bilmem belki de. Yani oturduğunuzdan beri çünkü böylesiniz, dikkatimi çekti demek ki baleden. Olabilir. Bambaşka bir şey bale eğitimi. Çok saygı duyuyorum ya. Çok teşekkür ederim. Ayrı bir zarafet kararına inanıyorum. Evet. Herkese de tavsiye ediyorum şiddetle gerçekten. 19 yaşından sonra işte evlilik hayatı, çoluk çocuk falan derken 3 yaşındayken. 19 yaşında mıydı? Hayır, 22 yaşında evlendim. Çok, evet, erken evlendim. Üniversitede öğrenciyken evlendim ben. Sonrasında üçüncü çocuğum 6,5 aylıkken ben tekrar sahnede olmak istedim. O malum herkesin söylediği vardır ya, bir sahne tozunu yapmak. Evet. Sahnede olmak istedim ve en küçük kızım 6,5 aylıktı. Ben Mint Akademi'de Oyunculuk Akademisi'ne başladım. Harika. Bir sene akşam derslerine devam ettim. Sonrasında da iyi ki de oraya gitmişim diyorum. Çok keyifli bir dönemdi. Sonrasında da Mint Produksiyon'dan güzel bir proje teklifi gelince de seve seve kabul ettim. 80'ler öyle başladı. 80'ler böyle başladı. Peki şimdi tabii 2000'li yıllardayız. 80'li yılları oynamak size ne hissettiriyor? Mutluluk çünkü çocukluğum demek. Ben 80'lerde işte 5-10 yaş arası çocuktum. Öyle söyleyeyim. Çok da mutlu, çok da keyifli bir çocukluk geçirdim. Mahalle hayatını çok güzel yaşadım. Çok huzurlu bir çocuktum. Dolayısıyla 80'ler dendiği zaman hep huzurum, çocukluğum, mutluluğum ve güzel aile hayatım aklıma geliyor. Çok keyif alıyorum bu sebeple. Peki dizinin bu kadar sevilmesinin sebebi sizce nedir? Herkes kendinden bir şey buluyor. Şimdi benim çocuklarım bile 80'leri çok severek izliyorlar. Onlarda da ciddi bir merak olduğu için izliyorlar. Ama bizim neslimizde, bizden önceki nesillerde hepsi masa örtüsünden tutun, sehpanın üstündeki şekerliğe kadar kendilerinde olan bir şeyleri görünce ilgi duyuyorlar. Bizde de vardı, babaannemin evinde de bu tablodan vardı diye. Dolayısıyla herkese çok güzel bir sloganı da var 80'lerin. Gülümseten Hatıralar dizisi. Gerçekten herkesin yüzünde bir gülümseme bıraktığına inanıyorum ben. Dizide farklı yaş grupları var bir arada. Peki nasıl bu kadar iyi anlaşıyorsunuz? Ben çok şanslıyım o konuda. Çünkü harika bir ekibin içine geldim. Birinci bölümünden beri onlarla birlikteyim. Sonradan da entegre olmadım ekibe. Ben Mint Akademi'de bir öğrencilik hayatım oldu. Ama ondan sonrasında asıl öğrenciliğim burada oldu. Gerçekten burada gerek Rasim abiyle, gerek Özlem Türktatlı, Yasemin Çonkaya'yla hepsiyle usta çırak ilişkilerimiz oldu. Çok şey öğrendiğime inanıyorum. Hepsi o kadar donanımlı, o kadar mesleklerine hakim insanlar ki aç gelirseniz sizi doyurarak yolcu ederler. O yüzden şanslıyız o konuda. Peki var mı şu an başka bir proje, tiyatro olacak mı? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Tiyatro yok şu anda. Farklı bir proje olabilir. Sahneye tekrar çıkacağım. İstiyor musunuz? Yani güzel proje olursa, çünkü belirli bir hayat standartınız ve belirli bir hayata baktığınız çocuklarınız varsa her şeye hemen evet diyemiyorsunuz. Eğer makul, mantıklı, beni manen doyuracak projeler olursa neden olmasın?
Sorularım bitti. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Herhangi bir şey, diziyle ilgili olabilir, hayatla ilgili olabilir. Her şey çok güzel. Sanat güzel. Beni çağırıyorlar. Evet, tam 80'leri takip et. Devam. Sanattan uzak kalmasın. Yeni nesilde sanatla iç içe büyüsün istiyorum inşallah. İnşallah. Sanat insanın vizyonunu açan, dünya bakışını zenginleştiren bir şey. O yüzden herkese mutluluklar diliyorum. Tamam, hemen gitmeniz gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çekimler diliyorum. Evet, hemen bitirelim, alıyorum. Beni takipte kalın, devam edecek. Evet sayın seyirciler, röportajlarıma tam gaz devam ediyorum. Şu an Mehmet Elmas'la birlikteyiz. 80'ler dizisinde 46'lık Basri'ye can veriyor. Röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen sorularıma başlamak istiyorum. Oyunculuk size nasıl başladı? Nasıl başladınız oyunculuğa? Yani oyunculuk benim içimde olan bir şey. Çocukluğumdan itibaren o gerçekten laf olsun diye söylediğim bir şey değil. Hı hı. Çünkü çok taklit ediyordum ben etrafımdaki insanları, meslek gruplarını. İlkokulda pasifize edildim. Yani bilerek değil ama işte dersleri çok iyi olan çocuklar piyeslerde falan oynatılıyordu. Bu da benim ağrıma gidiyordu. Ortaokulda seçmeli ders olarak karşıma güzel konuşma dramatizasyonu çıkınca üzerine atladım. Bu benim açılmamı sağladı. Hı hı. Daha sonra ben alaylı yetiştim. Bunu da bu arada söyleyeyim. Ben de alaylıyım. Evet. 30 küsur yıldır profesyonel tiyatro, turne tiyatroları içerisindeyim. Hı hı. Ama iyi hocalarla çalışma şansı buldum. Çok büyük şans. Evet, birçoğu rahmetli oldu. Hala şu anda sağ olanlar var, Ulvi Alacakaptan gibi. Tiyatro tabii asıl, yani kamera önü oyunculuğu beni hiç cezbetmedi. Hı hı. Yani hala bu diziye gelirken de, yani işte birkaç dizide bölüm oyuncusu olarak oynadım ama hani hiçbir ajansa gidip, İşte ben de kamera karşısında oynayayım, şu dizide, bu filmde. Böyle bir şey yok. Ama tiyatrosuz da olmuyor. Evet. O benim için... Olmuyor ya, çok büyük aşk. Olmuyor. Ben de tiyatroyla ilgileniyorum. Yani hani 6 yıldır ben de çıkıyorum sahneye. Çok ben de alaylıyım. Ama hani bunu anlamıyor dışarıdan bakan insanlar, tiyatroyla ilgilenmeyenler. Bizde... Pazartesi sendromu yoktur. Oyun oynayamama problemi evet, vardır. Evet, yani gerçekten acı o. Öyle. Evet, gerçekten öyle. Sezon bitmesin, devam etsin. Yani arkadaşlarımı gidiyorum, izliyorum bazen işte bir oyuna. Hı hı. Heyecanlanıyorum. Orada koltukta oturamıyorum. Sahnede olmak istiyorum, kıskanıyorum ama fesatlanmıyorum yani. Kıskanıyorum, hı hı. Ben de orada olmalıyım. Neden orada değilim, seyirci tarafındayım? Peki şu an içinde bulunduğunuz bir tiyatro oyunu projesi var mı? Var, birkaç tane var. Oo, mecburen Törebe oyununu oynuyoruz. Töre cinayetlerini anlatan kadına taciz, tecavüzleri. Birlik Sanat'ın hazırladığı bir oyun. Yani kadının üniversite okumuş olması ya da köylü olması fark etmiyor. Evet. Maalesef. Kadın köyde de, şehirde de tecavüze uğruyor. Evet. Ya tecavüzcüler köyde de var. Yani tecavüzcüyü engellemediğiniz müddetçe bu devam edecektir. Bununla ilgili trajikomik bir oyun. Bir de tek kişilik oyunum var benim. Oh. William Reich'ın Dinle Küçük Adam. Onu oynuyorum. Hangi sahnelerde ne zaman oynuyorsunuz? Onları söyleyelim. Turne yapıyoruz. Bunun içinde bağlantılarımız var. Bağlantılar neticesinde zaten halkımız, o yöre halkımız görüyor afişlerimizi. İştirak ederler. Yani bizim
diğer insanların düşüncelerinden biraz daha çok farklı olarak tiyatronun işte olmayışı Türkiye'de ne sinema, ne internet, ne şu, ne bu değil. Tiyatroların yaşayamama nedeni tiyatroya ihtiyaç hissedecek bir toplumun olmayışı. Bütün problem bu. Yani devlet, siz dünyanın en zengin ülkesi bile olsanız, yani bunu karşılayamaz devlet. Hiçbir devlet karşılayamaz. Ama bir devlet tiyatroyu ihtiyaç hissedecek bir toplum meydana getirebilir. Siz bunu eğitimle verirsiniz. Ha, eğitimde şunu demeyeceksiniz tabii ki. İlla işte tiyatro şöyledir, tiyatro böyledir değil. Her ay çocuğa tiyatro izlettireceksiniz. Evet. O çocuk not alacak. Yönetmeni, dekoru, kostümü, oyunla ilgili ne varsa. Hı hı. Ve bu notu okul öğretmenleri takip edecek. Siz bunu yaptığınızda işte okulun hangisi kaç yıllık olmuş olması da önemli değil. 4 artı 4 artı 4'e göre söylüyorum mesela. Ana sınıfı dahil bir çocuk ana sınıfından lise bitimine kadar 120 tane oyun izler ki 120 oyun izleyen bir insan da tiyatroyu ihtiyaç hisseder. Evet. Yani şu anda Türkiye'de tiyatronun en göbeğinde olan, en tepesinde olan insanlar bile binlerce oyun okumuştur belki, hı-hı, oyun metni. Belki değil, okudu zaten. Hepimiz okuyoruz, hı-hı, ama tiyatro izleme şansımız olmuyor. Evet. İşte bunu siz sağlarsanız zaten bu kendi sektörünü de oluşturacaktır. Yani devletin sadece salon yapıp bu işi denetleme mekanizması kurması özerk olarak, hı-hı, bir de hani siyasi olarak değil. Bir kere siyaseti bulaştırmayacaksınız. Evet. Ben de aynı fikirde. Memurluk yaptırmayacaksınız yani. İşte o yüzden ben zaten temelde devlet tiyatrolarına karşıyım. Yani ben hem devlet tiyatrosunda, hı-hı, oynayacağım diyorsanız yani tiyatro memuruyum dersiniz. Hı-hı. Hem de bana kimse karışmasın diyemezsiniz. Evet, öyle oluyor ne yazık ki. Bu absürt bir şey. Evet. Diğer soruma geçeyim. O ya, o kadar güzel konuştunuz ki tiyatro hakkında konuşuyorsunuz ya, ben böyle oldum. Ama konu tiyatro olursa, yani benim arkadaşım var. 10 küsur sene beraber turne yaptık. Aynı odada kalırız onunla. Ya hiçbir şey bitmiyor ki. Evet. Yani yine saat 1'de odaya geçiyorsak yine sabah 5'i yapıyoruz. Evet, bizim de öyle ya. Çok yani aşığım ben tiyatroya. Peki Mehmet Elmas ve 46'lık Basri karakterleri birbirine benziyor mu? Benziyor. Neleri var birbirine benzeyen? Yani %50 diyebilirim. Mehmet Elmas 46'lık Basri'dir zaten. Bana uyan bir şey. Çok garipsemedim bu rolü. Hı hı. Yani oynuyor gibinin ötesindeyim. Hı hı. Benim. Öyle diyeyim. 46 sadece biz eskiden insanlar arasında diyalog daha çok olduğu için hani 46'lık bir deliye dendiğini biliyorduk biz. Hı hı. Yani derler ya, bırak Allah'ın delisini. Ya bırak Allah'ın 46'lığını, hı hı, olarak söylerlerdi büyüklerimiz. Ha, bilirdik ki deliye deniyor ama böyle bir rol geldiğinde 46'lık neden? Neden 46'lık? 47'lik, 45'lik falan değil. İşte 45 Manisa falan. Neden değil de 46'yı öğrenmek zorunda kaldım. O da eski kanunun 46. maddesi gereğince işte doktor raporu olanlar, hı hı, o şeye göre cezai işlem görmüyor. Ondan 46'lık. Ama deliler olmalı ya toplumda. Yani zaten toplumlara yön vermiş, hı hı, kahramanlar, devlet büyükleri, hatta peygamberlere bile deli demiştir o topluluk. Zaten akıllı, yani normal akıllı dediğimiz, yani deli tıpta toplumdan farklı hareket eden tanımlamasındadır. Yani düşünsenize. Siz aynı düşünseniz karşıdaki zaten bir tedbir almıştır. Mesela Fatih Sultan Mehmet. Adamlar her yeri kapatmışlar.
gemileri karadan yürütmüş. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi dese şu son teknolojiye göre ben gemiyi karadan yürüteceğim, tefekorlar adamı. Ki adam teknoloji yokken yapmış bunu. Evet. Şimdi farklı düşünebiliyor demek ki. Hı hı. O yüzden de o açığı bulabiliyor. Diğer yollar kapalı çünkü. İşte deliler lazım demek ki. Peki sizce 80'ler dizisinin bu kadar çok sevilmesinin sebebi nedir? Bana göre ne oradaki baza, siyah ne beyaz, siyah beyaz televizyon ne termosfon. Ya insanlar bunlara bakarak geçmişlerinde bir şeyleri hatırlıyorlar ama 80 ihtilaliyle başlayan bir şey var. 80 ihtilali bana göre bir milattır. Hı hı. İnsanlığın bitişinin başlangıcıdır. Biz neleri yitirdiğimizi o 90'lardaki hızlı dönemde 80'lerden sonra anlayamadık. Şimdi ulan nasıl yitirdik diyoruz o günleri görmüş olanlar olarak. Hı hı. Yeni nesil de ya her şey var ama bir şey yok. Evet. Ve çok önemli bir şey yoku sorguluyor. O da insanların özü, toplumsal bir varlık. İşte o toplumsal varlığı orada yakalıyor insanlar 80'lerde. Birbirleri arasındaki ilişki, komşuluk ilişkileri, aile ilişkileri, işte hı hı. çocuk, baba, ebeveyn ilişkileri, esnaf, halk ilişkisi. Bunları görüyorsunuz orada. Şimdi yok ki böyle bir şey. Evet. Şu anda yani aynı sofrayı paylaşmıyoruz ki. O zaman yani yemek saati geleceksin eve. Böyle bir şey var. Hı hı. Herkes aynı sofrada, aynı kanalı izliyorsun. Aynı yemeği izliyorsun. Hatta birçok evde aynı tabaktan yemek yiyorsun. Paylaşım var. Hı hı. Bu paylaşım da seni daha çok bir arada yaşamanı sağlıyor. Bunu istiyorsun. Birlik oluyordu. Birlik oluyordu. Ama artık öyle bir şey yok. Yok. Maalesef yok. Yani bütün mahalle kamyon kasasında denize giderdi. Şimdi kardeşler ekonomik sınıflarına göre, inanın bu böyle, ekonomik sınıflarına göre tatillerini yapıyorlar. Evet. Eskiden bayramlar tatil değildi. Bayramlar barışma günüydü. Bir arada mutlu olma günüydü. Şimdi bayramları tatil gününe çevirdiler. Eskiden kurban derisi kavgası vardı. Şimdi hamuduyla götürüyorlar, onun kavgası var. Yani bizim zamanımızda bizim işte lastik ayakkabılarımız vardı. Ben çok giydim. 8 yaşında ilk defa düğmeli pantolonum oldu benim sünnet düğünümde. Köseli ayakkabım oldu. Ama o lastik ayakkabılar bile başucumuzdaydı işte. Sabah o oyuncaklara gideceğiz. Para toplayacağız, el öpeceğiz. Herkes kendine göre yani kendini mutlu edeceği şeyleri buluyordu. Küsler barıştırılırdı. Barışmayan insanlar dışlanırdı. Baskı işte onların üzerinde baskı oluşturuyordu. Böyle sözü geçen insanlara söylenir, barıştırılırdı onlar. Bir araya gelme günleriydi bayramlar. Birbirinden kaçma günleri değil. Kimse bunları sorgulamıyor. Yani biz de böyle koptuk birbirimizden. Evet. Şimdi herkes birbirinden kaçıyor. Öyle konuşmuyorsunuz. Yani düşünsenize. İletişim teknolojisi zirvede şu anda değil mi? Ama insanlar arasındaki iletişim dipte. Evet. O dönemi yaşıyoruz biz. İşte orada 80'lerde insanlar bunu gördüğü için mutlu oluyorlar. Benim sorularım bitti. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sadece şunu söyleyeyim. Benim okuduklarım yaşamda olaylar karşısında insanların ne kadar tanıyorsam insanları öğrendiğim bir tek şey var. Mal, mülk, şu, bu hiçbir şey insanları mutlu edemez. Her insan mutlu olmak için bir şeyler yapıyorlar. Yani hırsız bile hırsızlığını mutlu olmak için
yapar. Çalar, sonuçta mutlu olamaz. Daha fazlasını çalayım. O zaman mutlu olacağım. Bu yetmedi der. Ama insanları mutlu edecek iki şey vardır. Sevmek ve paylaşmak. Başka türlü mutlu olma şansı insanların yoktur. Severseniz paylaşırsınız. Paylaşırsınız da seversiniz. Bu böyle devam eder. Zirvesi bu işin budur. Eğer insan olarak geldiniz bu dünyadan, insan olarak göçmek istiyorsanız seveceksiniz. Sevmekten zevk alacaksınız. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Harika geçti gerçekten.